İlerleyen günlerde belki Kaç yeniden sene kalmış o bahsettiğiniz kişi Nurcuların içinde? bunlardan en önemlisi Süleyman Yasin Akdeniz isimli bir vatandaşımız. Kendisi işte Risale-i Nurları yazan yıllar önce işte 1960'ta vefat eden Said Nursi'nin bir hizmetkarı olan, ölmeden önce onun yanında bazı işlerini yapan bir öğrencisi olduğunu söyleyen Hüsnü Bayramoğlu isimli bir kişinin yeğeni kendisi. Süleyman Yasin Akdeniz bize şunları anlattı. 2007-2015 arasında ben bunların arasında yer aldım. Bunlar normal yapılar değil, devlete karşı faaliyet yürütüyorlar ve FETÖ bağlantıları var. İşte FETÖ imamlarıyla birlikte hareket ediyorlar. Hatta şu an firari FETÖ'cüler var. Örneğin bir tanesinin ismini verelim, Cemil Tokpınar. Şu an kendisi firari FETÖ'cüdür. Hakkında bizim yargı kararımızla yakalama kararı vardır. Geldiğinde burada yargılanacak olan bir isim. Firar etmeden önce bu derneklerde ders veren bir hoca. Daha pek çok böyle isim var. Başka ayrılan çocuklar da var. Onlarla da görüştük. Onlar da diyorlar ki başka firari imamların akrabaları bunlar ve hala görüşmeye devam ediyorlar. Bağlantıları devam ediyor. Mesela başka bir FETÖ şüphesi. Bunların hepsi şüphe. Yani biz kesin bir hüküm koymuyoruz. Zaten bunların cevabını arıyoruz biz. Kendilerine de ulaştık hatta. Bu derneklerin başkanları. Mesela Öyle mi? tabii mesela Hayal Hanem'in başkanı Mehmet Yıldız. Biz kendisine hem yazılı hem sözlü yani arama yoluyla ulaşmak istedik. Sormak istedik. Tabii Yani ki. bu şüpheler, iddialar gerçekçi mi, değil mi? İddialara yanıtlarınız var mı? Hem bize cevap vermedi hem de bizi engelledi. Ulaşmamızı engelledi. Kendisine şu an ulaşamıyoruz hiçbir mecradan. Ne telefon üzerinden, işte WhatsApp üzerinden mesaj veya sosyal medya kendilerine Aslında bu da durumu ortaya koyan bir şey. Yani bir Tabii. insan neden engellesin? Açık açık anlatmak, konuşmak varken eğer doğru yapılan bir şey varsa. Tabii. Biz bugün bütün gün zaten bekledik bir tepki vermelerini. Hiçbir tepki de gelmedi. Biz daha önce de 2016'da da bu yapıların faaliyetlerini ortaya koymuştuk. Geçtiğimiz 1-2 ay içerisinde de işte seçim sürecinde verdikleri tepkiler, işte Türkiye'de muhalefeti desteklediler mesela. Seçim akşamı imalı paylaşımlar yaptılar. Demek ki biraz daha beklemek gerekiyormuş bazı sonuçların olması için gibi imalı paylaşımlar yaptılar. Biz bunları da mesela haberleştirdik. O zaman da sesleri çıkmadı. Şimdi bizzat kendilerine ulaştık. Yine cevapsız bırakmayı tercih ettiler. Cevaplamadılar. Biz de sonunda artık yani bu meseleyi haberleştirdik ve kamuoyunun gündemine getirdik. Ortada yani FETÖ şüphesi, FETÖ iddiaları, FETÖ bağlantısı olduğu iddia edilen yapılar var, dernekler var ve bunlar gençlikle sürekli bir araya geliyorlar. Düzenli olarak her hafta kendi merkezlerinde işte az önce saydığımız il il buralarda sohbetler veya dersler kendi söylemleriyle düzenliyorlar. Yetmiyor. İl il geziyorlar. Bütün Türkiye'yi şehir şehir geziyorlar. İşte bu Kayseri'de olduğu gibi mesela koca koca salonları dolduruyorlar. Bu da yetmiyor. Yurt dışına da gidiyorlar. Mesela onu da yayınladık biz. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da pek çok dünya ülkesine, şehirlerine giderek buralarda çok ciddi kitlelerle buluşuyorlar. Ve insanlara işte güya din dersi veriyorlar. Çok hakikaten anlayamadığımız başka bir konu da mesela bu Hayal Hanem Mersin'de kurulduğunu söylemiştik. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir resmi yazısı var. Bugünkü gazetemizde belgesini yayınladık. Bütün işte vatandaşlarımız aydınlık.com.tr'ye girip bu haberi de bulup belgeyi de görebilirler. Resmi devletin resmi belgesini yayınladık. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü, liseler müdürlüğü, liselerde Hayal Hanem İlim Kültür Derneği'nin güya din dersi veya konferanslar vermesine izin veriyor. Ve bunlar önlerine işte az önce bahsettiğimiz gibi din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları alarak öğrencilere bir şey anlatmıyorlar veya Kur'an-ı Kerim'le bir şey anlatmıyorlar. Risale-i Nur, yani Risale-i Nur devletin aslında kaynak gösterebileceği şeyler değil, kaynaklar, dini kaynaklar değil. Çünkü bunların da nasıl oluştuğu konusunda bazı şüpheler var. Bunları da gündeme getireceğiz. Mesela bize ulaşan Süleyman Yasin Akdeniz, bizzat kendi eniştesi, az önce bahsettim Said Nursi, yani bizzat 8 senede içinde kalmış tabii dediniz. bizzat kendi eniştesinin aktardığını bize söylüyor ki kendi açıklamaları da var zaten Hüsnü Bayramoğlu'nun, Said Nursi'nin öğrencisi, hizmetkarı. Diyor ki bu Risale-i Nurlar Said Nursi vefat ettikten sonra çarpıtıldı, bozuldu, tahrif edildi ve
bambaşka bir hale getirildi. Yani şu an aslında... Sahtekarlık mı yapılıyor aslında? Evet, aslında biz FETÖ'nün ne olduğunu biraz daha böyle anlamaya başlıyoruz. Çünkü orada Said-i Nursi'nin yazmak istediği ve anlatmak istediği şeyler değil de başka şeylerin anlatıldığını bize aktarıyorlar. Kendi işlerine geldiği şekilde. Tabii, çünkü Said-i Nursi vefat ettikten sonra onun etrafında işte son yıllarında hizmetkar olan bazı gençler var. Onlar diyorlar ki işte biz nasıl hareket edelim artık, Said-i Nursi vefat etti, aramızda değil ama bizim bir şekilde bu hareketi sürdürmemiz lazım diyorlar. Ve işte bunlardan bir tanesi mesela Bekir Berk, işte yazıcı grubu denilen bir grup var. Mehmet Fırıncı denilen bir talebe hizmetkar var. Mehmet Fırıncı denilen bir hizmetkar var. Bunlar, işte mesela bunlardan bir tanesi de bugün Yeni Asya Gazetesi'ni çıkaran grup. Bunlar Risale-i Nur'ları kendi tabirlerince değiştirerek, çeşitli cümleleri değiştirerek, Said-i Nursi'nin ifade ettiği şekilleri bozarak basıyorlar ve milyonlar satıyorlar. Kendi ifadeleri bu şekilde. Hı hı. Bütün dünyada satıyorlar ve bu satış işinin başında da biz biliyoruz ki Fethullah Gülen ve FETÖ terör örgütü de var. Çünkü onların yıllar önce Türkiye'de kendi yayın evlerinin, onlar kapatıldı 15 Temmuz'dan sonra, evet, Risale-i Nur bastığını biliyoruz. Bizzat işte içinden çıkan insanlar diyor ki bunlar tahrif edilmiş, bozulmuş ve insanların beynini yıkamak için bozulmuş şekilde basılan Risale-i Nur'lar. Ve bunlar bugün bu gençler tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, yani bakanlığın izniyle şimdi okullarda anlatılıyor. Gerçekten akıl tutulması yaşıyorum, evet, şu an siz anlattıkça. Şimdi bir yandan devlet FETÖ'yle mücadele etmeye çalışıyor, bitirmeye çalışıyor ama bir tarafta da resmi izinler verilip yayılmasına hani imkan veriliyor. Evet. Yani bunun önüne geçmek gerekiyor. Ne yapılması gerektiğini belki birkaç cümleyle özetlerseniz, vaktimiz bitmiş, son bir dakika. Şöyle söyleyeyim, Hüsnü Bayramoğlu, işte Said-i Nursi'nin hizmetkarlarından dedik. Vefatından hemen önce 27 Mart 2020 tarihinde bir açıklama yapıyor. Bunun videoları internette de var. 27 Mart 2020'de şunu söylüyor. Diyor ki bu gençler kendi tırnak içi ifadesiyle Tayyip Erdoğan'a felaket getirecekler diyor. Orada kastettiği işte aslında Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın belki de dediği gibi FETÖ'vari. Felaket getirecekler diyor. Yani aslında Fethullah Gülen ve FETÖ'nün çıkış noktası da buydu. Önce biz güya nurculuğu anlatacağız, Risale-i Nur'ları, yani Said-i Nursi'nin tırnak içinde öğretilerini anlatacağız diye yola çıktılar. Sonra devlete paralel bir yapılanma kurdular. Aslında böyle bir tehlikeye dikkat çekiyor Sayın Hüsnü Bayramoğlu. Şimdi kendisi vefat etti ama onun yeğeni bir takım şeyler aktardı bize. Bunlardan aslında sadece işte bu aslında sadece din laiklik tartışması da değil. Yani muhafazakar vatandaşlarımız da bunlardan rahatsız. Mesela buraya Sayın Cübbeli Ahmet Hoca da çıktı, evet, Ulusal Kanal Stüdyosu'na. Evet. Kendisi de söyledi. Yani devlete zarar veren bu şekilde dini yapıların varlığını biliyoruz dedi kendisi. Yani bizim muhafazakar vatandaşlarımız da aslında bu yapılardan rahatsız. Şimdi vatandaş biliyor ama biz gençlerimizi de korumamız lazım. Tabii. Bu noktada. Özellikle öğrenciyken işte onların evlerinde kalmaları, oradan destek görmeleri yerine devletin kucak açıp da onlardan yardım almalarıyla belki biraz daha kurtulabiliriz değil mi? Yani bu noktada çok önemli ki. Tabii. Mustafa İlker Yücel de bu noktaya dikkat çekmişti. Özellikle üniversitelerdeki tehlikeye dikkat çekmişti. Bu noktada da çok dikkatli olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yeni dosya haberleri var mı yine? Çünkü aydınlık dışında biz bunları çok da fazla takip edip başka yerlerde göremiyoruz FETÖ'yle ve FETÖ'ye yakın örgütlerle ilgili gerçekleri. Evet, biz şimdi Şırnak Üniversitesi'nden başladık. Pek çok üniversiteden bilgi geliyor bize. Buradan da çağrı yapmış olalım, tabii, sizin aracılığınızla. Tabii. Eğer ki FETÖ'nün mevcut güncel yapılanması, üniversite yapılanması veya diğer yapılanmasına dair bir takım bilgileriniz varsa mutlaka bize ulaştırın. Biz aydınlık olarak üzerine gideceğiz. Pek çok üniversiteden, sayısı 10'u geçti, bilgi geliyor. Hepsini araştırıyoruz. Bütün iddiaları, şüpheleri ortaya çıkaracağız. FETÖ'yü bitireceğiz. İnşallah. Ne üniversitedeki yapılanmasını ne de diğer alanlardaki yapılanmalarını bitireceğiz. Ben son olarak bir kitap, tamam, önermek son, istiyorum. Tabii, hemen çok kısaca. Diyanet'in Tarikatlar Raporu, Kaynak Yayınları yayınlamıştı. Biz de Aydınlık Gazetesi'nde bir yazı dizisi halinde gündeme getirmiştik. Burada yazılanlar çok önemli konulardır. Devletin bizzat tehlikeye dikkat çektiği, işte FETÖ benzeri yapılanmalara dikkat çektiği tehlikeli yapılar burada yazıyor. Mutlaka bu kitabı da herkes alıp okumalı. İşte sizin dediğiniz gibi gençlerimizi bu şekilde bilinçlendirebiliriz, peki, bu yolla. Çok teşekkür ediyoruz.